Eğer biz bugünkü Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaki ashabının nasıl birbiriyle kardeş olduğunu, birbirini nasıl sevdiğini, birbirini nasıl koruyup kolladıklarını iyi anlarsak, bence bugün imanın, İslam'ın daha iyi anlaşılabilmesi için, imanın, İslam'ın daha çok kişiye ulaşması için vesile olabiliriz. Zaten vesile olmamamızın en büyük nedenlerinden birisi de ne? Biz kendi aramızda birlik beraberliği sağlayamıyoruz. Her cemaat farklı bir muhabbet taşıyor. Her cemaatin farklı bir yolu var, farklı bir amacı var, gayesi var. Özellikle farklı isimler adı altında, farklı farklı gruplar İslam'a fayda sağlayacağı yere bence daha çok zarar veriyor. Çünkü bu sefer ister istemez insanın fıtratında olan bir şey var, yarışma. Şimdi bu sefer cemaatler, tarikatlar birbiriyle yarıştığı zaman da o zaman ortada muhabbet diye bir şey kalmıyor. Aslında hepimiz, Ümmet-i Muhammed cemaati olsa, Ümmet-i Muhammed tarikatı olsa, başka bir isme ihtiyacımız yok zaten. Hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İman etmeden cennete gidemezsiniz. Birbirinizi de sevmeden tam olarak iman etmiş olmazsınız. Demek ki iman edebilmek için önce birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizi sevmediğimiz müddetçe o imanın bize bir faydası olmaz. Sevginin olmadığı yerde muhabbet olmaz, muhabbetin olmadığı yerde mücadele olmaz.